Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, birkaç hafta önce zaten bir yılbaşı makyajı yayınlamıştım. Ama o yılbaşı makyajı herkese göre olmayabilir diye bir tane daha çekmek istedim. Bu biraz daha simli, daha parlak bir makyaj. Zaten aydınlatıcımdan da galiba belli oluyor. Bu makyajı nasıl yaptığımı ve hangi ürünlerin kullandığımı merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk olarak göz makyajımın daha keskin olması için bir bant kullanacağım. Herhangi bir bant alabilirsiniz. Şeffaf bant da olabilir. Bunu ilk olarak elimin üzerine yapıştırıyorum. Neden derseniz makyajımı yaptığım için fondötenimi fazla kaldırmaması için yapışkanlığını biraz alıyorum. Şu şekilde gözüme uygulayacağım. Şekilde yeterli. Bugünkü kullanacağım palet Makeup Revolution'un Tropical Twilight Tommy ile çıkardıkları palet. Hemen renklerini de göstereyim. Şu şekilde renkli bir palet gördüğünüz üzere. Hemen bir fırça alıyorum ve Sundown rengiyle başlıyorum. Bunu kabaca gözüme uyguluyorum. Daha büyük bir fırçayla gördüğünüz üzere. 8 hours later. Hemen ikinci rengimle devam ediyorum. Bu rengimde Sunrise rengi. Bunu da Sundown renginin hemen yanına uyguluyorum. Hemen paletten de kısaca bahsedeyim. Swatchlarken açıkçası pek ümidim yoktu bu paletten. Çünkü swatchlaması bayağı kötüydü. Ama fırçayla uyguladığımda farkına vardım ki palet gerçekten iyi. Pigmentasyonu bayağı yüksek. Fiyat açısından da Revolution uygun fiyatlı bir marka olduğu için gerçekten tavsiye ederim aranızda almak isteyenler varsa. Bu arada geçen sene de yılbaşı özel bir makyaj yapmıştık. Onu da linkini bırakırız. Aynen, buradan bakabilirsiniz. Aslında bu üçüncü yılbaşı makyajım. Çünkü bundan birkaç hafta önce de bir yılbaşı makyajı gelmişti. O biraz daha fantastik bir makyaj olduğu için daha kullanılabilir bir makyajla bugün karşınızdayım. Hemen dusk rengiyle devam ediyoruz. Şu sarı olan. Palet oldukça büyük olduğu için biraz zor. Ama aynası ona göre çok büyük. O yüzden bayağı kullanışlı. Zaten açıkçası Revolution'da böyle influencerlarla yaptıkları paletleri, makyaj malzemelerini daha çok alma. Yani alasım geliyor. Çünkü diğer ürünleri, normal seriden olan ürünleri kalite açısından bu kadar iyi olmuyor. Onun farkına vardım. Galiba influencerlar biraz Revolution'da baskı yapıyor kalite açısından. Bunu her palette gördüm aslında. Sebile Ölmez'in paletlerinde, Tami'nin paletlerinde, Carmine'in ve Sof'un. Hepsinde bunun farkına vardım. Gerçekten collab olanlar, yani bir influencerla çıkardıkları ürünler kalite açısından bir tık daha iyi oluyor. Bunu da aklınızda bulundurun derim. Temiz bir karıştırma fırçasıyla renklerin geçişlerini daha iyi karıştırıyorum. Bu şekilde aslında bırakabiliriz ama biliyorsunuz ben yılbaşında simi mesela çok seviyorum. O yüzden hemen Cocktails rengiyle devam ediyoruz. Şu aşağıdaki simli renk. Kırmızı pembe arası bir renk bu. Tam kırmızı da değil ama pembe de değil. Bir fırçamla alıyorum. Normal sim de kullanabilirsiniz ama ben bunu tercih ettim. Çünkü zaten fondötenimi uyguladım cildimde şu an. Normal sim de çok dökülüyor. O yüzden daha böyle çabuk yapışan bir sim tercih ettim bu makyaja. Sonra hemen Starlight rengine geçiyorum. Bu da yine bir sim. Fırçamın ters tarafıyla, kullanmadığım tarafıyla alıyorum bunu da. Şu şekilde uyguluyorum. Küçük bir temiz karıştırma fırçasıyla yine simlerimin üzerinden geçiyorum.
Hafif bir dökülme söz konusu. Pudra fırçamla kaldırıyorum. Bandımı alıyorum. Hafifçe. Hafifçe gözlerimin altını temizliyorum pudra fırçamla. Minicik bir far fırçası alıyorum. True Love rengine giriyorum. Şu mor renk. Aslında True Love'la Twilight'ın arasında pek bir fark yok. Bu sadece biraz daha cart mor. Bu daha siyaha doğru, daha koyu bir mor. Ama bence gözde pek bir fark da olmayacak. O yüzden renk seçimi biraz saçma. Zent rengini alıyorum. Bunu da mor rengi karıştırmak için hemen altına uyguluyorum. Eyelinerlarımızla devam ediyoruz. Her zamanki kullandığım Givenchy'nin siyah göz kalemini alıyorum. Gözümün altı içinde Crayola'nın Eggplant rengindeki Face Crayon'unu alıyorum. Face Crayon yazıyor da bunu yüzde nereye kullanacaksın pek emin değilim. Ben normal göz kalemi olarak kullanıyorum. Bugün bayağı bir renk kullandık galiba, değil mi? Bugün yani. Bana göre yine aslında normal ama çoğu kişi için evet bayağı fazla renk kullandık aslında. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Bu arada bu da Shiseido markasının kirpik bükme aleti. Ablam aldı. Daha doğrusu ben istiyordum. O da biliyordu. O da bana almış. Bence bir Aralık ayı takvimi neler çıktı videosu yapabilirsin. Olabilir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ah, yılbaşının vazgeçilmezi. Mandalina. Onu bir de şeye koyacağım. Çiçek. Bu tam kalorifer. Sobanın üstü. Ya da soba daha iyi. Soba daha iyi. Böyle soyan gördünüz mü hiç arkadaşlar? Buyurun. Sana veriyorum çiçek. Yok, şu kalorifer üstü. Koksun o da. Kirpik aletinden bahsediyordum. Bunu istemenin sebebim çoğu kişide görüyordum Shiseido'nunkinin çok iyi olduğunu. Aslında çok mantıklı bir açıklaması var. Benim gözlerim hafif çekik. Baba tarafından Tatarlık var. Belli de oluyor zaten gözlerimin hafif çekik olduğu. Bu Shiseido'nun aleti de biraz daha geniş. Ve o kadar yuvarlak değil. Kirpiği oturtturduğunuz bölüm. Yani daha çok göz şeklim aslında Japonlara benzediği için bence ben bu aleti beğendim. Shiseido zaten Japon markası. Yani tek nedeni bu bence. Yani diğer kirpik aletlerinden kesinlikle daha farklı. Rimelime geçiyorum. Benefit'in Bad Girl Bang rimelini alıyorum. Bunu daha önce kullanmamıştım. Bu ilk kullanışım. Suya dayanıklı olmamasına rağmen beğendim bu rimeli. Diğer gözümde çünkü kullandım. Ama bu şimdi Shiseido'nun kirpik aletinden mi kaynaklı, gerçekten rimelden mi kaynaklı emin değilim. Pek de önemli değil çünkü zaten kirpik yapıştıracağız. Araya bir reklam sokalım. Ne reklamı? Mandalina. Hı. İspanya mandalinasını. Ama güzel. Yani ekşi değil. Şey çekeceğim, 7 gün mandalina var ya. Türkiye'ye gittiğimde tek içtiğim şey. Vişne suyu en iyisi. Yalnız çok iyi suyu. Vişne suyu da ama galiba İzmir'e öz bir şey. Her yerde ya var, mutlaka vardır da galiba İzmir'de biraz daha yaygın. Karadut. Ay karadut, vişne neydi? Karadut, pardon. Türkiye'nin çok yerini gezmedim açıkçası ama mesela Ordu'da, Ankara'da falan karadut pek rastlamadım. Ankara'da sanki orada. İzmir'de de her yerde yok, belirli yerlerde var aslında. Evet. Kemeraltı genellikle. Ordu'da ne var öyle? Sütlaç. O Türkiye'nin her yerinde var ama Ordu'daki biraz daha farklı. Fındık falan koyuyorlar üstüne, efsane bir şey oluyor. Yani Ordu'nun fındığı zaten meşhur olduğu için galiba o yüzden sütlaç biraz daha şey geliyor, tatlı geliyor. Evet, o fındık kavrulmuş fındıkla. Başka ne var ki Ordu'da öyle? Ha, pide, yağlama o. Aşırı yağlı iyi. Pide. Bir de kuymak. Biz ona kuymak demiyoruz aslında. Annem yağlaş diyor. Yağlaş. Ama aynı şey aslında. Ama mısır ekmeği çekeceğim.
Ben aslında ne İzmir mutfağına çok yatkınım ne de Ordu mutfağına. Daha çok Evet. Doğu mutfağını seviyorum yani böyle Gaziantep falan. Kayseri mantığı. Ha, Anadolu yemekleri de çok iyi evet. Ya en sevdiğim yemek zaten Fellah köftesi ve mantı. Yani İzmirli Ordu ile hiçbir alakası yok. Hour Kirpiğime yapıştırıcı yapıştırdım. Daha doğrusu sürdüm. Biraz kurumasını bekleyeceğim. few moments later. Evet yine kirpik yapışmıyor tabii ki. Aslında yani böyle makyajlar yapıyorum. Aslında 2021'e girmek hiç içimden gelmiyor. Aynen. Yani 2020 yeterince üzücü. bence 2021 daha kötü olacak. Bugün Instagram'da bir şey gördüm. Yazmışlar kötü günlerimiz oldu, daha kötüleri bizi bekliyor. Bence de öyle. Umarım öyle olmaz ama bugün öyle yani gözüküyor. Ümidim yok. Bu şekilde makyajımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Aşağıda yorumlara da fikrinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bu yıl başında neler yapacaksınız onları yazabilirsiniz. Ben şahsen ailemle evde oturacağım. Muhtemelen farklı oyunlar oynarız ve mandalina yeriz. Galiba çoğu insan böyle yapacak zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kalın.